Merhabalar, ben iRacing. Yine yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer çok zorlu bir yarışla karşı karşıyayız. Maalesef sıralama turunda ufak bir hata yaptım ve duvara sadece sürttüm. Incident vermedi ama turum sayılmıyor tabii ki. Herhangi bir şekilde pist limitlerini aşarsanız ya da duvara temas ederseniz ne kadar sıfır incident alsanız bile o turunuz sayılmıyor. O yüzden de maalesef bu sefer Le Mans'ta tur atmayı başaramadım. O yüzden yapacağımız şey şu: 25. başlayacağız yarışa. İlk 10'da bitirmek hedefimiz olacak. İlk 5'i belki yakalayamayacağız. Daha önceki yarışlarımızda zaten yeterli performansı gösterdik bence. 27 idi hedefimiz ve ona ulaştık. Onun dışında yayında da birkaç kez yarıştım. Onlar da güzel geçti. İlk 3'e bile neredeyse giriyorduk. Hep 4. falan bitirdik yarışları. O yüzden like'lıyorum kendimi ama performans konusunda bu yarışta sıralama atamamış olmam gerçekten benim adıma çok üzücü bir haber. Olabildiğince işi tekrar toparlamaya ve artıda çıkmaya çalışacağım bu yarıştan. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğiz. Hep birlikte göreceğiz ama gerçekten kötü oldu. Sıralama atamamış olmak efendim diyorum. Ve yaklaşık 10 saniye sonra yarış başlıyor ki vitesi atabiliyoruz. Demek ki yarış başlamış bile abi şimdiden. Elimizden geldiğince güzel bir yarış ortaya koyacağız. Sözümüz olsun efendim. Bakalım, arka daha büyük bir kaos. O kaosun içinden çıkmak da zor olacak. Belki bir sürü kazaya tanık olacağız hep birlikte. Hep birlikte göreceğiz ne kadar başarılı olabileceğimizi bu kazalardan çıkarak. Hadi bakalım. Önde bir... Ne oluyor abi? Daha yarış başlamadı kanka, farkındasınız değil mi? Nasıl başardınız bunu ya? Lastiği kırmış bu arada. Bak, sağ ön lastiğini kırmış. İnanılmaz ya. Çok çılgınsınız adamım ya. Gerçekten. Daha selamünaleyküm, kaza geldi bile yani. Ne kadar büyük bir kaos olacağını düşünün yarışta. Şu formasyonda nasıl kaza yaparsın ya? Gerçekten soru işareti yani tamamen. Tam buradaki duvara değdim. Burada 5. vites tapa gaz geçiyoruz ya, sağdaki duvara az bir şey sürttüm. O yüzden de turum sayılmadı abi benim. O yüzden en arkadan başlıyoruz. Her şeyin sorumlusu bu duvar. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Umarım tertemiz bir şekilde, alnımızın akıyla bu yarıştan da çıkarız. Hemen kendimi sağa atıyorum. Olur da arkadan biri fren yapmadan gelirse sıkıntıya girmeyelim diye aslında. Görsün ön tarafın aniden durduğunu ki bir anda bizi arkadan vurmasın. Formasyonda bu tür sıkıntılar çok oluyor çünkü. Hadi bakalım. Yarış başladı. Biraz da arkadan başladık ama tekrar tırmanırız. Sıkıntı yok. O ne ya? Abi şaka yapıyorsunuz ya gerçekten. Yarışın başında bunu nasıl başarıyorlar bunu ya? Slowdown'u verdik. Tekrar temiziz. Bakalım ne olacak. Tamam. Buradaki rakipten kurtulduk. Sert bir fren. Burada pilini kaçırdım abi. Yapacak bir şey yok. Mecburen böyle kesmek zorunda kaldım burayı. Pilini nasıl bu kadar çok kaçırabildim anlamadım gerçekten.
olabildiğince slow olarak en ufak kayıplarla harcamaya çalıştım. Ve arka taraf yetişemedi bize. Güzel. İlk defa aracı durduramadığımı hissettim yani. Olabildiğince geç bir fren yapmak istedim ama başarılı olamadık. Hoppa. Aracın sağ önü komple yok galiba. Evet, önü yoktu. Çok fazla kaza yapan görüyoruz. Güzel bir haber bu tabi. Şimdi tamamen yarışa odaklanabiliriz. Bu tur çok hatalı bir turdu ama yine de 21.liğe kadar çıkmışız. Tabii diğerleri daha büyük hatalar yaptılar. Onun da biraz avantajı var. Şimdi tamamen öne yetişip öndekileri geçmeye odaklı bir şekilde süreceğim. Başarabileceğimizi de düşünüyorum ya. Bence ilk 10'a kadar yürürüz yani. Yolumuz var. Başarabilirsek tabii. Kaza olmuş. Yolda dikkat ediyorum olabildiğince. Ama bir yandan da tapagaz gitmem gerekiyor ki. Ve yavaş pilotu yakaladık. Evet, geçişi tamamladık. Güzel. Öndekilere de yetiştik. Easy easy abi. Yavaş yavaş tırmanıyoruz. Bayağı bir pozisyon aldık burada. Pit'e girenler de vardı. 17. olduk. Güzel. I-Rating'i neredeyse artıya çıkardık bile. Öyle söyleyeyim. Güzel. Bu geçişi de tamamladık. Her şey istediğimiz gibi kusursuz ilerliyor. İlk turumuz 3.51. Tabi çok fazla kaza oldu. Oralarda dur kalk yaptık. O yüzden lider 28.60. Şimdiden 20 saniye fark attı yani lider bize. İki buçuk saniye. Yavaş yavaş arayı kapatıyorum ön tarafla. Ne kadarını geçersek o kadar iyidir bizim için. Yarışın başından sonuna kadar tryout bir şekilde herkesi geçmeye çalışacağım. Arkadan başlamış olmanın vermiş olduğu hüznü en azından biraz da olsa mutluluğa çevireceğim. Başarabilirsek tabii. Önde bayağı bir kalabalık var bu arada. Parça parça geçeceğiz ama bayağı yüksek bir kalabalık var. En az 8 araba gördüm yani önümde. Silecekleri çalıştırdım öndeki arabaları görmek için bu arada. Silecekten dolayı göremiyordum anlık olarak. Silecek sizin de biraz gözünüzü rahatsız ediyor olabilir. Kusura bakmayın onun için. Yemin ediyorum onu oraya ben koymadım abi.
Ben şu önlü arayı kapatamadığımı hissediyorum. Bu kötü bir haber. Elimden geleni denemeye devam edeceğim ama tabii son saniyeye kadar. ...28.60'ız tur süresi olarak. Öndekiler de 31.60. Yani bizden 3 saniye kadar yavaşlar. Turu başına 3 saniye hızlıyız. Ve bu yavaş yavaş onları geçeceğiz anlamına geliyor tabi. Olabildiğince tabi. Bu adamın tekrar önüme çıkması biraz kötü oldu. Umarım beni çok yavaşlatmadan yeri verir yani. Şu an rüzgarına da alıyoruz. Rahat bir şekilde yetişebileceğiz. Belki virajdan önce geçiş bile yapabiliriz. Eğer yeterince hızlı olabilirsek. 300 metre, 200 metre geçemedik abi. Erken frenledim burada biraz. Ki rakibim fren yaptığında ona yaklaşmayayım çok fazla diye. Maalesef yetişemiyorum. Rüzgar almama rağmen yetişemedik yani. O da önden rüzgar alıyor mu bilmiyorum ama. Şu an için yetişemeyeceğiz gibi durunuyor. Bakalım. Şu an sizi sakince takip ediyorum. Atak yapmak istiyorum ama doğru yerde doğru zamanda. Ve şu an ne yeri ne de zamanı. Bir kişi daha patlamış. 15. olduk bu arada. Daha kaza yapan olacaktır. Ona da biraz güvenim tam. Şu anda 15.yiz. Ve i-ratingimiz arttı da. O günü kurtardık yani yine bir şekilde. Şimdilik. Burada birkaç kişiyi daha geçtim sanırım. Bir girenler olduğu, onu söyleyeyim. Kaza yapanlar vesaire. 14.yüz. Yavaş yavaş kaza yapanları geçtikçe pozisyonu yükseliyoruz. Güzel, ön tarafa yetiştik. Bir kişiyi en azından beraber geçebiliriz. O geçerse ben de geçerim. Parça parça en azından birlikte geçmiş oluruz adamları. Ben onu geçemesem bile gün sonunda.
İkimiz de rüzgar alıyoruz önümüzdeki araçtan. Yani öndekini geçmek için bir şansımız olabilir yakın zamanda. Güzel, o atağını yapıyor. Ben de bundan sonraki virajlarda atağımı yaparım. Hatta belki o kadar gecikmem bile. Ama öndeki araçla aramızdaki fark biraz açılacak. İşin en kötü kısmı o, onu söyleyebilirim. İşi kızı yakalayamadım ya. Şu an için var ya, çok şanssızız yani. Kualifayı atamamış olmak bizi çok geriye yerleştirdi. Tüm gücümle kovalamacaya devam. Peki araç çok fazla hata yapıyor. Ne kadar önce geçersem o kadar iyi. Şu an vakit kaybettiriyor aslında bana. Ve çizgimi de bozmama sebep oluyor arada sırada. Onu söylemekte fayda var. İçin yetişemiyoruz. Evet, bu elimdeki belki tek fırsat. Şu an bunu değerlendirmek zorundayım. Olabildiğince hızlı bir şekilde. Evet, geldik yanına kadar. Sert ve geç fren yapmamız lazım. Güzel. Biraz rakibi korkutarak da olsa geçişi bitirmeyi başardık en azından. 13.'yüz. Ön tarafa odaklanmaya devam edebiliriz artık. Bayağı bir rahatlattı bu geçiş beni. Onu söyleyebilirim. Arkada devam oyalansaydım çok fazla vakit kaybedecektim. En hızlı şekilde öndeki adama tekrar yetişip rüzgar almam lazım. Şu an tek fırsat o. Yoksa arkadan kopamayacağız. Arkadan kopamamak da arkadaki adamın bize tekrar yetişmesine sebep olabilir. Çok fazla düzlük olduğu için rüzgar alıyor sürekli. Kötü sonuçlar doğurabilir yani bu durum.
Allah'tan bu virajlarda iyiyiz. Gerçekten iyiyiz yani. Bak ön tarafa da yetiştik. Arkayla da arayı biraz açtık yani fark ettiyseniz. Bir 0-2-0-3 oynadı mesafeler. Bu hızlı virajlarda varız abi. ...27-360'ız. 27 içe dönmeye devam ediyoruz. Bu güzel bir haber. Biraz arkası oynadı ama sıkıntı yok. Kurtardık. Tabii traction'ın da devreye girmesi bizim için büyük kolaylık oldu, onu söyleyebilirim. Yoksa çoktan kopup gitmişti araba. Orası kesin. Hadi bakalım. Biraz gerildim açıkçası ya. Çok tryhard sürüyorum. Bu beni gerdi. Taraftaki ekip biraz virajlarda ekstra yavaşlık hissettiriyor bana. Arka tarafın yetişmesine sebep oldu. Trafik bizi bitirecek olan en yegane şey yani, onu söyleyeyim. Bu trafikte çok uzun süre kalmamam gerekiyor. İyice karıştı şu an. Dörtlü bir grup halinde gidiyoruz. İşler biraz sarpa sarabilir. Güzel mücadele ama işleri çok tehlikeye sokuyor bu mücadele. Onu söyleyeyim. Güzel, eğlenceli ama bir o kadar da tehlikeli. Ufak bir dokundum, 4 incident verdi. Keşke vermeseydi ama çok ufak dokundum aslında. Birazcık ittirdik ama LMDH'lar nazik araçlar olduğu için hemen incident'la değerlendirdi biz oyun. Kötü haber. Slow'dan aldı öndeki araç. Yol vermek zorunda bana şu an. Yavaşlayacak şimdi bir kenara atıp aracını. Muhtemelen, tahmin ediyorum. Yapması lazım bence. Başka şansının olduğunu düşünmüyorum bu adamın. Bir dahaki düzlüğü düşünüyor olabilir. Ama slow'dan almış olmalı yani bana göre. Almamış.
Çok ilginç. Tamam, bu geçişte tamam. Biraz zorlandık bu geçişte de ama en azından bu kalabalık grubun büyük bir kısmından kurtulduk. Güzel bir haber o. Ve 11.'yiz. İlk 10'a girmek üzereyiz. Şu an 34 puan artıda gözüküyoruz. Muhteşem şu an her şey. Ve yaklaşık 3 tur kaldı, onu da söyleyeyim. Yine bilginiz olsun arkadaşlar. Biraz yavaş kalktım bu virajdan. Bir gerginlik var üzerimde şu an. Onu söyleyeyim. Güzel. Hadi bakalım. Atak yapacak boşluğu bulamadım kendime maalesef. O yüzden arkasında bekledik. Rakibimizin biraz üzücü. Atak yapabilseydim biraz daha rahat edebilirdik belki. Arka taraftaki araç galiba koptu. Bir şey oldu. Bir spin falan atmış olabilir ya da arkası kaymış olabilir. Arkadan ayrıldı. Şu anda bizi kovalayan en yakın rakibimiz. Yaklaşık 1,5 saniye yerimizde. Bu güzel bir haber. Bizden rüzgar alamıyorlar. Ve kaçmak için fırsatımız var demek oluyor. Ve son tura gireceğiz birazdan. Onu da söyleyeyim. Güzel, heyecanlı bir yarış geçiyor. Bu arada ben çok keyif aldım şimdiden. Bazı yarışlar vardır. Hani sonucunda kaçıncı olursanız olun. Yarış ne kadar kötü geçerse geçsin. Yani sonucu ne kadar kötü olursa olsun. Yarışın içi çok eğlencelidir ve o yarışı yaptığınız için kendinizle gurur duyuyorsunuzdur. Yani o tarz yarışlardan biri diyebilirim. Başından sonuna böyle aksiyonlu, heyecanlı, sürekli bir geçişin olduğu ve gerçekten neredeyse kusursuz sürdüğümüz ilk tur hariç bir yarıştı yani benim açımdan. Ben çok mutluyum yani bu yarışı bitirebileceğim için. En azından şu an için bitirebileceğimi düşünüyorum. Eğer başımıza bir şey gelmezse. Aa, yeni verdi. Hayret. Neden yerini verdiği konusunda hiçbir fikrim yok bu arada. Aksine ben rüzgar aldığım için kovalayabiliyordum onu. Burada da bir off track aldık. Hatalı bir dönüş.
Biraz daha odaklanmam lazım. Şimdi arkada baskıyı biz hissediyoruz. İşler iyice sarpa saracak. Hayır hayır hayır. Hah güzel. Az bir şey daha tatsaydım slowdan alacaktım. O yüzden hayır 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 dedim. Yanlış anlamayın. Korkum öyle bir şey olmasıydı. Ve son tura giriyoruz abi. Hadi bakalım let's go. Son tur savunmasıyla birlikte iş hallederiz ya. Bizde bu iş. 26-9 atmışız bu arada. Sadece bir tane off track vardı. Harikayız. Şu an için harikayız. Biraz terledim tabii. Gergin bir yarış. Her zaman terletir abi. Gergin bir yarış. Öyle söyleyeyim. Slowdown mı? Şaka yapıyorsun ya. Şaka yapıyorsun oyun ya. Yarım gaz gidiyorum. Hallettik. Bu slowdown bize bir pozisyona mal oldu. Biraz fazla gaza geldik sanırım. Kaçmaya çalışırken hata yaptık. Ve bir pozisyon kaybettik. Yine 11.'yiz. Hedef ilk 10'du ama 11.'yi tekrardan geriledik. Talihsiz, talihsiz, talihsiz. Bu adamı tek yarım turda geçemem ben bu adamı. İmkansız. O kadar tur kovaladım. Ve tekrarda yer vereceğini hiç zannetmiyorum bana. Tur talihsiz bir hata ama muhteşem bir yarış başından sonuna kadar. Birinciliği okey olduk şu andan itibaren. Sadece hata yapmadan bitirelim yeter. Böyle çok zorlamıyorum arabayı. Zaten yarış da bitti yani. İki tane viraj kaldı şurada. Bir şey kalmadı. Aa, çok keyifli, çok güzel bir yarıştı. 14 pozisyon kazanmışız. Yarış başladığından sonuna kadar 14 kişi geçmişiz. Tabi bunların yarısı en az 7 tanesi 8 tanesi belki kaza yapan araçlardı. Şunlar bunlardı. Ama onun dışındakileri kendimiz geçtik ve yarış üzerinde o aksiyonları yaşamak benim için gerçekten büyük bir hazdı. Beni sonuna kadar mutlu eden şey de bu aslında. Bu hazzı yaşamak. Gerçekten iRacing iyi ki var. İyi ki iRacing'deyiz. İyi ki yarışıyoruz. Çok büyük keyif aldım. Umarım sizler de izlerken en az benim kadar keyif almışsınızdır arkadaşlar.
YouTube'dan katıl yapabilir, Twitch ve Kick'teki yayınlarıma destek verebilirsiniz. Hepiniz seviliyorsunuz. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. You don't really want no problem.